Sunuğuma hoş geldiniz. Sizlere pirinç kabuğu türünün çimentolu hafif kompozit harçlarda dayanım arttırıcı katkı olarak kullanılması üzerine teknik birinci eme çalışmamız bu. Kısaca bahsetmeye çalışacağım. Sunuma kısa bir girişle başlamak istiyorum. Çimentolu hafif kompozit harçlar normal ağırlıklı harçlar ile karşılaştırıldığında arzu edilen ağırlık azalmasının sağlandığı harçlar olarak bilinmektedir. Günümüzde hafif agregalardan üretilen hafif çimento esaslı kompozit harçların kullanımı özellikle binaların enerji tasarrufu için olgunca yaygınlaşmaktadır. Hafif çimento esaslı kompozit harçların özelliklerini iyileştirilmesi veya inşaat maliyetinin ekonomik olması için katkı maddeleri çimento karışımı ile birlikte kullanılabiliyor. Bunlar doğal olarak oluşabilenlerin yanında endüstriyel proseslerle üretilen veya kimyasal proseslerle üretilen ler olarak değerlendirilebilmektedir. Puz olanlar, doğal olarak oluşan puz olan değerlendirdik biz bu çalışmamızda. Puz olanlar toz formda malzemelerdir ve çimentolu harcı eklendiklerinde kireç ile reaksiyona girerek harcın dayanımını veya diğer özelliklerini iyileştirebiliyorlar. ASTM'ye göre kimyasal analizden sonra demir oksit, silisyum dioksit ve alüminyum oksit toplamı %70'ten fazla ise malzeme puzolanık bir malzeme olarak adlandırılıyor. Yaygın olarak kullanılan puzolanık içerikli bazı malzemeler gördüğünüz gibi pirinç kabuğu külü, silis dumanı, öğütülmüş granüle yüksek fırın curufu ve uçucu kül ve kereste külü gibi malzemeler var. Daha bir sürü malzeme var. Tabii burada hepsini alamadık. Sadece bunlar birer örnek. Şimdi kısaca pirinç kabuğu külünden bahsetmek istiyorum. Pirinç kabuğu pirinçlerin dış kaplaması olarak bulunan ve yüksek konsantrasyonda silisli kabuklardır. Genellikle bu silis konsantrasyonu %80 ile 88 aralığındadır. Bu pirinç kabuklarından yakılarak elde edilen küle RHA yani bunun İngilizcesi Rice Husk Ash olarak biliniyor literatürde. Yakma işleminden sonra sadece bu yakılan pirinç kabuğunun %20'si artık Rice Husk Ash'e dönüşüyor. Bu 2013 yılında Türkiye'de pirinç üretimi 540 bin ton olduğu kaydedilmiş. Bu değeri Ziraat Mühendisleri Odası'ndan aldık ama en güncel verisi de Ziraat Mühendisleri Odası'nın internet sayfasında 2003 yılı maalesef. 2016 veya 2017 ile ilgili bir veri yok. En son 2013'ü bulduk. Çeltik fabrikalarında işlenerek pirinç üretiliyor. İşleme sırasında çeltiğin %20 veya %30'u kadarı kabuk olarak ayrılıyor. Bu bilgiye dayanarak yıllık 108 ton civarında atık pirinç kabuğunun ülkemizde üretildiğini görebiliyoruz. 2013 yılı verilerini yararlanarak. Bu çalışmada hangi materyalleri ve hangi metodu kullandık? Bağlayıcı olarak OPC bildiğimiz çimento 42,5. GC dediğimiz genleşmiş cam. STK dediğimiz sönmüş toz kireç. Toz kalsit ve Rice husk eşimiz var. Yani pirinç kabuğu külü. Şimdi biz silisyum dioksit, alüminyum oksit ve demir oksit toplamının %70'den fazla olmasını istiyorduk puzolan olarak kullanmamız için. Burada baktığımızda neredeyse bunların toplamı %90. Yani buradan da anlaşıldığı gibi pirinç kabuğu külünü biz puzolanık bir malzeme olarak, çimentoyu tamamlayıcı bir malzeme olarak kullanabiliriz veya dayanım arttırıcı olarak. Bu araştırmada kullanılan pirinç kabuğu külü Karadeniz bölgesindeki tarımsal pirinç alanlarından toplanmıştır. Daha sonra bu pirinç kabukları sıcaklığı 700 santigrat dereceye geçmeyen bir fırın kullanılarak laboratuvarda yakıldı. Pirinç kabuklarına yaklaşık 10 dakikalık bir ateş kaynağı tutuldu fırınların içinde ve daha sonra bir günden uzun süre bu pirinç kabukları içten içe yanmaya devam ettiler. Kül toplanmadan önce soğutulması için fırın içinde bırakıldı tekrar. Ve toplanan kül 90 dakika bir süreyle öğütüldü. Bizim burada kullandığımız pirinç kabuğu külünün tane boyutu yaklaşık 45 mikron civarında. Biraz hızlıca şeyden bahsetmek istiyorum size, karışım oranlarımızdan. Çimento demiştim. Biz çimentodan eksilterek pirinç kabuğuna yüklemeyi yaptık. Toplamda 10 farklı karışımımız var. Yüzdece 0, 1,5, 2,7, 4, 9, 13,5, 16, 21, 25 ve 28 çimentonun yüzdece ağırlıklarında Rice Husk Ash'i kullandık pirinç kabuğu külünü.
Genleşmiş agrega camımız ana agrega olarak kullanıldı. Toz, kireç ve kalsiti de dolgu malzemesi olarak biz formüllerimizde kullanmış olduk. Yalnız burada pirinç kabuğu külü arttıkça tabii buz oranlık malzemelerde genelde bu şekilde oluyor. Bizim su ihtiyacımız da bununla doğru orantılı olarak arttı. Araştırma bulgularına geçmek istiyorum. Bu tabloda genel olarak biz bu çalışmadan ne aldık? Bir kısaca özetlemiş oldum. Priz başlangıç süresi, bizim pirinç kabuğu külümüz arttıkça priz başlangıç sürelerimiz de bir miktar ötelenmiş oldu. 113 dakikadan 149 dakikaya ötelendi. Aynı şekilde son priz sürelerimiz de 3.88 saatten 5.57 saate çıktı. Yani pirinç kabuğu külü bizim sudaki artışa da bağlı olarak priz sürelerimizi bir miktar ötelemiş oldu. Yayılma değerlerimiz artıyor gördüğünüz gibi. Bu da yine benzer işlenebilirlik veya benzer kıvamı yakalamak için su ilavesinden dolayı yayılma değerlerimizde bir artış gözüküyor. Buna bağlı olarak tabii taze harcın, yaş haldeki harcın birim hacim ağırlığı da artıyor. Yalnız numunelerimiz prizini aldıktan sonra yoğunlukları neredeyse hemen hemen aynı. Arada bir 3 kilogram sadece fazlalık var. Bu da demek oluyor ki bizim pirinç kabuğu külü bünyesinde suyu tutmuyor. Yani ne kadar biz burada bir geri dönersem 45 kilogram kullanmışız en fazla pirinç kabuğu külü ve o da 3 kilogramlık bir artışa sebep olmuş bizde. Bu da hiç yok gibi bir şey artık. Ve son olarak 28 günlük basınç dayanımına bakarsak 2,41'den C8 adlı kodumuzda en yüksek dayanım var. Bu da %21 pirinç kabuğu külüne tekabül ediyor. 2.513'e çıkıyor. Ardından küçük bir düşüş kaydediyoruz. Ama yine de kontrol numunemizden tabii ki daha yüksek. Biz düşük harç ürettiğimiz için zaten dayanımlarımız düşük. Ama burada da bir dayanım artışına sebebiyet veriyor. Eğilme dayanımlarını incelersek 7, 14, 28, 90 ve 120 günlük biz bu numuneleri test ettik. Tabii ki 7, 14, 28, 7 ve 14'te düşük. 28 günü zaten istediğimiz şey ama 90 ve 120 günlük uzun sürelerde, uzun kür sürelerinde dayanımların oldukça yüksek çıktığını görüyoruz. 28 güne ve 7, 14'e kıyasla. Burada yine %0 kül bizim kontrolümüz 1,5, 2.7, 4 ve 9'a kadar var. Tam olarak belli olmasa da burada bir artış söz konusu. Şurada da daha net göreceğiz. 13,5, 16, 21, 25 ve 28'lik pirinç kabuğu külü kullanımlarımız var. Burada çok net görebiliyoruz ki %21 yer değiştirme oranımızda bizim eğilme dayanımımız 0,5 megapaskala ulaşıyor. Kontrol numunesinde ise 0,425 civarındaydı. Eğilme dayanımı o şekildeydi. Basınç dayanımı 28 günlük kür süresine incelersek 0'dan yine 28'e kadar Rice Husk Ash kullanımımız var. Burada yine çok net gözüküyor ki %21 kullanımda bizim pik noktamız. Ondan sonra hafif bir düşüş var. 28 günlük basınç dayanım değerinde. Bu da 2,51 az önce de söylemiştim megapaskala tekabül ediyor. 2,41'den 2,51'e kadar bir yükseliş söz konusu. 90 ve 120 günlük kür sürelerinde ise aynı trendi yakalıyoruz ama tabii dayanımlar oldukça yüksek. 3,5'a kadar 2,5'dan 3,5'a 1 megapaskal fark ediyor uzun kür sürelerinde. Sonuçlara bakacak olursak, pirinç kabuğu külünün kullanılması harcın mukavemetini önemli ölçüde geliştirmiştir ve çimento harcı içinde buz oranlık malzeme olarak kullanılabiliyor. Bununla birlikte iyi kalitede pirinç kabuğu külü elde etmek için kontrollü bir sıcaklıkta yakma ve ince öğütme gerekmektedir. Bu çalışmanın sonucunda pirinç kabuğu külü yer değiştirme oranı arttıkça karışımların benzer işlenebilirlik değerlerinin elde edilmesi için örneklerin su ihtiyacı arttı söylediğim gibi. Pirinç kabuğu külü oranının artışı numunelerin ilk ve son priz sürelerinde bir miktar ötelemeye neden oldu.
%21 pirinç kabuğu külü yer değiştirme oranı kısa ve uzun vadeli kür sürelerinde karışımların basınç ve eğilme dayanımlarını en fazla oranda arttırmıştır. Bu değerlerin üzerindeki yer değiştirme oranı kontrol karışımın mekanik özelliklerinden daha iyi sonuç vermesine karşın %21'lik yer değiştirmeden daha düşük çıkmıştı az önce de gösterdiğim gibi. Ama yine de kontrol numunesinden yüksek değerlere ulaştık. Yüksek yer değiştirme oranlarında da. Sunumum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.